Size, derneğin merkezinize ve tüm katılımcılara burada oldukları için teşekkür ederim. Umarım bir şeylere parmak basma şansımız olacaktır. Ben şu ilk 10-12 dakika içerisinde otizmle bağlantılı konuşacağım ama konuşmamın önemli bir kısmını aslında 16 Mart 2020'de başlayan bu süreç içerisinin süreçte yaşananların bize öğrettiklerine odaklanmaya çalışacağım. Türk Erarslan Nuray Hanım'ın cevabı hayır. Hemen onu aradan söyleyeyim. Şimdi biz zaten çok uzun bir süredir şunu yaşamaktaydık. Otizmli çocuklarımız bizim ayrıştırılmış eğitimin en önemli unsurlarından birisi haline geldiler. Ülkemizde rehabilitasyon merkezleri ve devletin kurumlarında eğitim almakta olan çocuk sayısı yaklaşık olarak 500 bin. Ve bunların hangi engel gruplarına ait olduğuna dair istatistikleri tespit etmemiz bile çok kolay olmuyor. Ama sahadaki gözlemimiz otizmin büyük oranda ayrıştırılmış eğitim ortamlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, yani devletin ayrıştırılmış eğitim ortamlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde olduğunu gösteriyor. Ve bu eğitim süreci ağırlıklı olarak tek boyutlu gidip yükün daha ziyade özel eğitim ve özel eğitimcilere kaldığı ya da özel eğitimci rolü oynamak üzere istihdam edilmiş olan diğer branşlardan öğretmenlere kaldığı görülmekteydi. Pandemi bize bambaşka bir şeyi göstermeye başladı. O da şu: biz hem okullardaki eğitimleri hem de pandemi gibi özel durumlar dikkate alınarak ama sadece pandemi dönemine has olmayacak şekilde bu çocukların eğitimini okulun dışına da taşımanın yollarını bulmamız gerektiğini çok daha net olarak gördük. Biz burada sadece aileleri bilgilendirme yoluyla, buna da aile eğitimi diyerek, onlara bazı temel bilgileri aktararak bu işin uzun süredir yürümediğini, kapsamlı eğitim hizmeti alması gereken, kendi özellikleri dahilinde yoğunlaştırılmış eğitim alması gereken tüm engel olan çocuklar ve otizmli çocuklarla ilgili olarak eğitim hizmetlerinin genişletiliyor olması gerekiyor. Bu bağlamda ele almaya başladığımızda ilk bakacağım kısım okullarda, yani devlete bağlı okullarda bu işin nasıl geliştirilebileceği olması gerekiyor. Ayrıştırılmış ortamlarda ya da bütünleştirme ortamlarında artık sadece öğretmenlik alanlarından mezun olanların değil, diğer branşlardan gelen uzmanların da bu sürece dahil olması gerekiyor. Okullarımızda istihdam edilebilen personel çeşitliliğinin artması gerekiyor. Yaygın gelişimsel gerilik grubunda olan otizm kendini birden fazla gelişim alanında gösteriyor ve sadece mesela az önce yorumlarda vardı, uzman gerekliliği üzerine bir yorum geldi. Şimdi sadece otizmde uzmanlık mı, yoksa bir çocukta çoklu alanlarda çıkan sorunları ve bunların birbiri üzerindeki etkisini bir anda kümülatif ve geometrik bir artışla, yani aritmetik artışla bile değil, inanılmaz büyük bir artışla kapsamlı problemler haline dönüştüren otizm spektrum bozukluğuna dönük çalışmaların ve çabaların özel eğitimcilerin yükü olmaktan kurtarılması gerekiyor. Bu işin içerisinde ergoterapistlerin olduğu, hatta yakın zamana kadar otizmli çocuklarda motor becerilerde sorun olmadığı iddia ediliyordu. Fakat son yıllardaki çalışmalar birçok çocuğumuzda önceki yaşantılarından da kaynaklı olarak motor becerilerinde sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Yani eskiden biz sadece sosyal ve iletişim becerilerine odaklanmaya çalışırken şu anda motor beceriler, bilişsel beceriler, sosyal ve iletişim becerileri, çünkü bunların hepsi bir bütün. Yani bu çocuğu tanımlayan şeyler ve bunların gelişimi birbirini tetikleyen şeyler. O nedenle fizyoterapisti, ergoterapisti, psikoloğu ve diğer uzmanların, gerekli olabilecek tüm uzmanların devreye girebileceği bir yapıya dönmemiz gerekiyor. Hizmetlerimizin planlanmasında az önce Hakan Hocam bir kavramın altını çizdi. Kanıt temelli uygulamalar dedi. Bu kavram otizm alanında kendisini ağırlıklı olarak göstermektedir. Zaten özel eğitim alanındaki ilk tartışma yerlerinden bir tanesi otizm.